Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Biyoloji TET deneme sınavlarının 16.sının çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Birinci soru. Hemofili X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik olarak aktarılır. Buna göre bir ailenin erkek çocuklarının hemofili olma olasılığının %50 olduğu, kız çocuklarının ise hemofili olmadığı bilindiğine göre anne ve babanın genotipleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bakalım çaprazlayacağız. Kız çocukları hemofili değilmiş. Kız çocukları hemofili değilse buradan şunu söyleyebiliriz. Demek ki hem annede hem de babada aynı anda hemofili geni bulunmamalı. Yani şu şekilde ikisi de hasta Olmamalı. Çünkü ikisi de hasta olursa buradan şu şekilde hasta bir kız çocuğu olur. O zaman E şıkkını eliyorum. D şıkkında annede hemofili geni yok. Dolayısıyla bu olabilir. C şıkkında da ikisinde yok. A şıkkında da ikisinde yok. B şıkkında da ikisinde yok. Buradan daha fazla eleme yapamıyoruz. Bir de ne demiş? Erkek çocukların hemofili olma olasılığı demiş. Yani erkek çocuklarından. Biri böyle. Biri. Böyle. Bu şu demek? Y kromozomu zaten kimden gelecek? Babadan gelecek. X'ler kimden gelecek? Anneden. Demek ki anne de hem büyük H var hem de küçük h var. Yani anne taşıyıcı olmalı. A şıkkındaki anne hasta. B şıkkındaki anne tamamen sağlam. C şıkkındaki anne taşıyıcı. D şıkkındaki anne de ne? Sağlam. O zaman ne demiştik? Anne taşıyıcı olmalı. Bu durumda da cevabımız C olmuş oldu. İkinci soru. Arkeler ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Otçul hayvanların vücuda yaşayarak selüloz sindirimi sağlar. Evet bu doğrudur. Tabii ki her arke değil. Bunu metanojenik arkeler yapabiliyorlar. O yüzden bu doğru. Yine aynı şekilde metanojenik arkeler atık suların temizlenmesinde kullanılabiliyorlar. Bu da doğrudur. Oksijenli solunum mitokondri organelinde gerçekleştiremezler. Çünkü bunlar prokaryot hücrelilerdir. Ve prokaryot hücreli canlılarda mitokondri bulunmaz. Bu yüzden de cevabımız C olmuş oldu. Üçüncü soru canlarda görülebilen metabolik faaliyetler ve örnekleri aşağıda verilmiştir. Buna göre faaliyet örnek eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Hareket. Acısını fark eden bir ceylanın kaçması hareket örneğidir. Evet bu doğru. Sonuç olarak orada bir kaçma eylemi var ve bu bir harekettir. Beslenme. Bitkilerin inorganik maddeleri, ışık enerjisi ve klorofil kullanarak organik madde haline getirmesidir. Evet, bu da bir beslenme örneğidir. Tabii ki her beslenme bu şekilde olmaz ama bu bir örnektir. Doğru. Boşaltım. Metabolik faaliyetler sonucu oluşan ürenin böbrekler yardımıyla vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Evet, insanlardaki boşaltım idrarla bu şekilde olmaktadır. Bu da doğrudur. Adaptasyon. Üreme ve yaşama şansını artıran kalıtsal özelliklerdir. Evet. Bu da doğrudur. Adaptasyon canlının kalıtsal olarak o bölgeye adapte olmasıdır aslında. E. Hücresel solunum nefes alma ile alınan oksijenin dolaşım ve solunum sistemi faaliyetleriyle hücrelere ulaştırılması. Hayır. Bu solunum sistemidir. Hücresel solunum ise besinlerin hücreler içerisinde parçalanarak enerji elde edilmesidir. Bu yüzden de cevabımız E olmuş oldu. Dördüncü soru. Hücre zarından madde geçişini sağlayan iki farklı yöntem olan aktif taşıma ve endositoz için özelliklerinin hangileri ortaktır? Her iki olayda da enzim kullanılır. Bu ortak bir olaydır. Her iki olayda da mutlaka enerji harcanır bu da ortak bir olaydır. Ancak endostoz için yoğunluk farkı önemli değilken aktif taşıma için önemlidir. Yani endostozda önemli olan besinin içeri alınmasıdır. Azmış çokmuş böyle şeylere bakılmaz. Ama aktif taşımada besin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama enerjiyle getirilir. Bu durumda da doğru olanlar yani ortak olanlar C1 ve 2 olmuş oldu. 5. sorudayım. Bir besin piramidinde birinci trofik düzeydeki bir canlı ile dördüncü trofik düzeydeki bir canlı için özelliklerin hangileri kesinlikle farklıdır? Bir bakalım şu piramit olsun. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Bir ile dört. Beslenme şekli kesinlikle farklıdır. Çünkü bir en aşağıda olduğu için ototrof beslenecektir. Ama dört en tepededir. Çil beslenme gösterecektir. Zehirli madde birikimi kesinlikle farklıdır. Çünkü dört tepede olduğu için onda daha fazla madde birikimi bulunacaktır. Habitatları ise farklı olmak zorunda değil. Bunlar aynı ortamda yaşayan canlılar olabilirler. Hepsi aynı bölgede olabilir. O yüzden habitatı bambaşka olacak diye bir şart yoktur. Bu yüzden cevabımız D olmuş oldu. Bu habitat olayını şöyle örnekleyebilirim. Örneğin aynı ortamda yaşayan bir ağaç bir olsun o ve yine o ağacın olduğu ortamda yaşayan bir aslan o da dört olabilir yani habitatları aynı olabilir. Altıncı soru Yukarıda bir türün üremesi sürecinde meydana gelen kromozom takım sayısının değişikliği gösterilmiştir. Buna göre ABC olayları aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir. Şimdi bir türün üremesi sırasında kromozom takım sayısı 2N'den N'e düşüyorsa burada mayoz yapılıyordur. Yani A mayozdur. Ardından takım sayısı tekrardan iki katına çıkıyorsa... Burada da döllenme olmuştur ve döllenme sonrası oluşan zigotun mitoz bölünmelerle çok hücreli hale geçmesi gerekir. O zaman C de burada mitozdur. Yani mayoz döllenme mitoz şeklinde olmalıdır. Bu durumda da cevabımız B olmuş oldu. Bilgilenelim kısmına gelelim. Burada da kontraktil kofulla ilgili birazcık konuşacağız. Kontraktil koful bazı canlılarda bulunabilen çok farklı bir organeldir. Bu organelin görevi hücre içine giren fazla suyu enerji harcayarak dışarı atmaktır. Ve bu organel her canlıda bulunmaz. Bu organeline sahip olan canlılar için belirli bir özellik var. Bir kere kontaktı kofla sahip olan bütün canlılar tek hücrelidir ve bir organele sahip olduklarına göre ökaryotlardır ve bu organelin görevi fazla suyu dışarı atmak olduğu için demek ki hücre çeperi yoktur bu canlılarda. Çünkü hücre çeperi olsaydı zaten hücre çeperi fazla suyun içeri girmesi sine engel olurdu. Burada hücre çeperi olmadığı için zaten böyle bir atıma ihtiyaç duyuluyor. Yani bunlar bu şekilde hücre çeperi taşımazlar. Ve içeriye fazla suyun girmesinin sebebi de canlının hipotonik bir ortamda yaşamasıdır. Ve bütün bu özelliğe sahip olan bu özellikleri bir arada tutan canlıların hepsi protista alemi içindedir. Kimdir bunlar? Amip, Öglena, Paramesyum. Tabii ki sadece bu üçü değil ama Bunlar karşımıza çıkabilecek en önemli kontraktil kofula sahip olan 3 canlıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 16. denemeyi de bitirmiş olduk. Bir sonraki denemede yani 17. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.